Merhabalar. Şimdi bu dersimizde biraz daha tekrardan data tiplerine bakacağız. Stringleri, bool'ları göreceğiz ve onların yanında ondan sonra operatörleri göreceğiz. Bu ders diğerlerine göre biraz daha uzun olabilir. Böyle kendiniz durup durup yazmanızı öneriyorum. Birkaç şey editörde durdurup videoyu. Şimdi burada şeyi yazıyorum. Önce strings diye bir şey oluşturdum. Dosya oluşturdum. Şimdi stringlerle ilgili ufak detaylar var ve daha önemli şeyler var. Hepsine değineceğim burada kısa kısa. Şöyle ki şuradan bir string açalım. Ve burada otu robot topluluğu yazdık şeyimizin içine. Stringimizin içine. Şimdi bu string ile ilgili küçük bir detay verebilirsem burada çift tırnakla yazdım. Tek tırnakla da yazabiliyorum. Yine aynı işlevi görüyor. Peki nerede benim çift tırnak kullanmam gerekiyor? Onu belirteyim. Eğer ki siz stringinizin içinde bir tırnak kullanacaksanız, yani mesela işte şöyle şuradan içinde bir tane daha tırnak kullanacaksanız dıştaki tırnak çift tırnak, içteki tırnak ise tek tırnak olması lazım. Bu şekilde onun dışında çift tırnak veya tek tırnak olarak belirtebilirsiniz. Bunun dışında stringlerle ilgili belirtebileceğim şöyle bir şey var. Burada x'e 10 dedik. Burada y diye bir string oluşturdum. Birden çok satırlı stringleri nasıl oluşturuyoruz? Onu da şöyle ki ben zaten 3 string koyduğum anda bu indirdiğim uzantı sayesinde anladı ve çok satırlı stringler yazabiliyorum. Yani buraya gelip şöyle... Bu şekilde bunları yani ekleyebiliyorum çok satırlı string'de. Böylece çok satırlı string'ler yapabiliyorum. Hani onu burada yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi hata alıyoruz. Eğer çok satırlıysa string'iniz böyle 3 tırnak içine almanızda fayda var. Şimdi bunun dışında string'lerde şuna değinmek istiyorum. String dediğimiz şeyler... Şu aslında bizim bu belirttiğimiz karakterlerden oluşan bir dizi. Yani aslında şuradaki x dediğim string içinde o, d, t, ü, boşluk, r, o gibi bu karakterleri barındıran bir dizi. Ve bunlar sıralı. Yani sıralı olmazsa zaten bu harflerden oluşan karmaşık bir kelime ortaya çıkardı. Şimdi peki biz bunu nasıl kullanabiliyoruz? Yani nerelerde kullanabiliyoruz bu avantajı? Şöyle ki biz gelip burada print deyip x'in örnek veriyorum. Birinci elemanını bana ver diyorum. Şimdi burada böyle bir yazım türü var. X dedikten sonra köşeli parantez açarsam orada şunu yapıyorum. Kaçıncı elemanını istediğimi bu string'in. Şimdi ben mesela 1 dedim. Bakalım yazdıralım ne çıkacak. Yine önceki diyor ile karışmaması için şurayı temizledim önce. Evet, burada gördüğünüz gibi D dedi. Peki benim burada X'te ilk elemanım O'ydu. Neden D dedi? Bu da şundan dolayı Python'da hem listelerde hem de böyle stringlerde sıfır ilk karakter sıfırdır. Ondan sonra bir gelir. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Bu şekilde X1 dediğimde gördüğünüz gibi birinci elemanı yani D'yi yazdırmış oldum. Şöyle gelip burada 7 deseydim. Bu sefer B yani burada robottaki B'yi yazdırdı. Bu şekilde string'leri de yani böylece string'lerin şeyini de anlamış olduk. Bir dizi olduğunu aslında. Bunun dışında peki bu köşeli paranteze neler yapabiliyorum? Onu göstereyim. Mesela 3'ten başla diyorum. Çift nokta koyuyorum ve 7 diyorum. Bunu yaptığımda 3. elemanı alır. 3. eleman dahildir. 3, 4, 5, 6. elemanı yan yana yazdırır. 7'yi almaz son yazdığını. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi bakalım mesela 3 neydi? 0, 1, 2, 3, ü. Ü yani 3, 4, 5, 6, ü boşluk row. Gördüğünüz gibi bu şekilde stringlerde bunu yapabiliyorum. Bu özelliğin başka tabii türleri de var. Şöyle mesela kaçtan başla diyeyim? 0, 1, 2, 3, 4. Mesela 5'ten başla dedikten sonra iki tane çift nokta koyarsam ard arda ve bunu yazdırırsam bu sefer 5. elemandan başlayıp sonuna kadar yazdırıyor. Gördüğünüz gibi robot topluluğu yaptı. Aynısını şunda da yapabiliyorum. Mesela şöyle başa herhangi bir şey belirtmiyorum ve 12'ye kadar diyorum.
Bu sefer de ne oluyor? Şöyle şunu 12 değil, daha farklı bir şey yaparsam muhtemelen daha iyi göreceğiz. 5 yapayım. Şöyle artık sondan herhangi bir şey almadı, başlangıç almadı. Ve 5'ten başlayıp daha doğrusu 0'dan başlayıp şeye doğru gitti. 5'e doğru gitti. Bu şekilde. Şimdi bunu da görmüş olduk. Stringlerimizin içinde böyle nerelere gidebiliyoruz yani. Bunun dışında stringlerle ilgili bir özelliğimiz daha var. Bu özellik de şu. Aslında bu bir fonksiyon. Print dedikten sonra len diyorum. Len dedikten sonra x yazıyorum. Ve parantezimi kapatıyorum. Şimdi benim len dediğim şey, len dediğim fonksiyon şu işe yarıyor. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 20 sayısını verdi. Bu şu demek, x dediğimiz dizi yani şu string 20 karakterden oluşuyor. Bu şekilde tek tek sayarsak boşlukları da tabii ki sayıyor. Tek tek sayarsak 20 karakterli olduğunu görebiliriz. Peki len yani uzunluğunu görmüş olduk string'i. Peki burada bir şey daha yazdıralım. Ama bunun için bir değişken belirliyorum. Değişkenime t diyorum. Ve şunu soruyorum. ODTÜ diyorum. In x. Burada ne yaptım? Burada şunu yapıyorum. In dediğim anahtar kelimeyi kullanmış oldum. Bunu da ilk defa görmüş oluyoruz. Şunu yapıyoruz in anahtar kelimesiyle. X dediğimiz bu string'in içinde ODTÜ var mı? Eğer varsa bakalım T'yi yazdırdığımızda karşımıza ne çıkıyor? Gördüğünüz gibi true diyor. Şimdi ben buraya mesela gelip şey yazsaydım buraya. İTÜ yazsaydım. İTÜ var mı X'in içinde? Hayır yok. False. Bu şekilde çalışıyor. In dediğimiz anahtar kelimede. Ve böylece stringlerle ilgili işlemler yapabiliyoruz. Bunu mesela şurada da kullanabiliyoruz. Bir işte buna bağlıyoruz bir şey. Mesela bu string'in içinde yine bir öğrenci listesinden örnek vereyim. Öğrenci listeniz var elinizde ve Ahmet isimli öğrencilere bir mail atmak istiyorsunuz. Burada şunu diyebilirsiniz. If Ahmet in string işte neyse oradaki string'iniz, değişkeniniz ona mail at. Ama değilse zaten girmeyecek içine. Bu şekilde şeyler de yapabiliyorsunuz. Bunun dışında şöyle bir şey var. Bu stringlerle yapabildiğimiz başka bir özellik ise tekrardan şeye dönüyorum. İndekslemeyi. İndeksleme dediğim şey de bu hani sayılarla belirttiğim kısım. Bu indekslemeyi biz eksi sayılarla da yapabiliyoruz. Yani şöyle. Mesela yine print diyorum. Ve şurayı şey yapayım. Şurada bir özellik daha göstermek istiyorum size. Bunları seçip ne yaptım? Yeşille döndü. Başlarına kare dediğimiz işaret gelmiş oldu. Burada CTRL, K ve C dediğimiz kısa yolu kullandım. CTRL tuşuna basıp tutarken K ve C'ye basmanız lazım. Bunu yaptığınızda bu satırlar yorum satırına döner. Yorum satırı da şu. Kodda herhangi bir anlam ifade etmiyor. Yani şöyle. Siz şuraya gelip elle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rastgele harfler yazdım. Normalde ben kodun herhangi bir yerine böyle harfler yazarsam gördüğünüz gibi hata alırım. Ama böylece kare yazdıktan sonra eklersem bir sıkıntı olmuyor. Yani istediğimi yazabiliyorum. Bunu şurada kullanıyoruz. Örnek veriyorum ben bir kod yazdım. Karmaşık bir kod. Fakat başka bir insana aktaracağım o kodu. O kodu yollarken işte mesela kodumun belli yerlerine not alıyorum. İşte şöyle gelip mesela şuraya bir not alıyorum. Takımlarımız diyorum ve alta işte böyle yazmış takımları. Bu şekilde şurada böylece yani şey yapabiliyoruz. Burada da ben yazdığım şeyleri yorum satır yapacağım ki bir daha tekrar tekrar şurada görmeyelim. Burayı bir temizleyeyim. Şimdi negatif indekslemeyi gösterecektim. Negatif indekslemede nasıl çalışıyor? Şöyle bakalım. Ben burada diyorum ki x'in eksi birinci elemanını göster. Bakalım burada ne verecek bana? U. Yani eksi bir dersem de bu sefer sondan başlıyor. Mesela şöyle eksi birden eksi beşe doğru geldi dersem ne olacak?
Burada bir boşluk alıyorum. Çünkü şöyle bildiğiniz gibi biz mesela sıfırdan 7'ye gidiyorduk. Ve burada her seferinde sıfırdan 7'ye giderken indeksi 1 arttırıyoruz. İşte burada bir tane daha şey ekliyoruz, çift nokta ekliyoruz ve buna da eksi 1 diyoruz. Biz burada aslında şunu belirtiyoruz. Biz bunu belirtmezsek artı 1 artı 1 gidiyor. Ama biz burada bunu belirtirsek mesela diyoruz ki eksi 1 eksi 1 gitti. Şöyle bakın gördüğünüz gibi Uğul tersten aldı. Önce eksi 1, ondan sonra eksi 2, ondan sonra eksi 3, ondan sonra eksi 4 bunları yazdırdı ve devam etti. Ben buraya eksi 2 deseydim bu sefer U olacaktı. 2 2 gitti gördüğünüz gibi U. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Şöyle şimdi mantığını anlattıktan sonra şurada bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi biz başa herhangi bir şey yazmazsak default olarak en başı kabul ediyor. Sona bir şey yazmazsak default olarak en sonu kabul ediyor. Sonunu o zaman biz bu şekilde yazdığımızda çift nokta çift nokta eksi bir yazdığımızda gördüğünüz gibi biz bu stringi tersten yazdırmış olduk. Bazen bazı stringleri tersten yazdırmak istiyorsunuz. Bunun için de şöyle bir kısa yol gibi. Ama yani mantığını anladıktan sonra bunu zaten yapabilirsiniz. Mantığı da bu şekilde çalışıyor yani. İki default'u belirleyip sonucu eksi bir eksi bir diyoruz. Evet, stringlerle ilgili bunları daha iyi anladık. Şimdi şöyle, stringlerde bizim bir de bazı şeylerimiz var. Bazı metotlarımız var. Peki bu metotlar ne yapıyor? Onu inceleyelim. Şimdi x'i tamam, şunu da yapıyorum. Şimdi x dediğim ot toplu stringimin üstünde birkaç oynama yapmak istiyorum. Bunun için şunu yapıyorum aslında. X nokta. Nokta yazdığım anda gördüğünüz gibi karşıma bir sürü şey geldi. Bir sürü yani burada şey geldi, kod geldi. Ve bunlar ne işe yarıyor? Bu metotlar. Bunlara metot diyoruz. Şimdi bunları göreceğiz. Şimdi örnek veriyorum ben x nokta şey diyelim. Hangisini burada şey yapalım. Şöyle lower diyorum. X nokta lower dedikten sonra parantezimi açıp kapatmam gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi bu bir fonksiyon. Peki burada x'i yazdırdığımda tabii şurada şöyle yazdırmamız lazım. X nokta lower dememiz lazım. Print x nokta lower dediğimde gördüğünüz gibi ne oldu? Ot türevi topluluğun tüm harfleri küçüldü. Bu şekilde bir sürü şey var. Şuradan hatta ben res diyorum. X nokta lower. Evet, şöyle bir formatta şimdi size bunları göstereceğim. Şeylerin, metotların birkaç tanesini. Şöyle res eşittir. X nokta upper diyelim. Tabii şurada x'i değil res'i yazdıracağız. X nokta upper dediğimizde gördüğünüz gibi tüm harfler büyüdü. Onun dışında res mesela x nokta. Tabii burada res yazmanıza gerek yok. Ben tek tek hepsini uyguladığımda daha kolay görünsün diye böyle bir şey yaptım. Res'i her seferinde değiştirip onu yazdırıyorum. Aslında bir şey yok yani bunda. Mesela count dediğimiz metoda bakalım. Count dediğimiz metoda da şunu ekleyelim. Parantez içine o. Şimdi biz bu metotların içinde bazen bir girdi de alıyoruz. Çünkü bunlar zaten bir fonksiyon. Mesela x nokta count o. Burada ne yapıyorum? X'in içindeki o'ları say diyorum. Şimdi ben burada küçük o yazdım. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi bunları sayabiliyorum. Onun dışında burada ne yapabiliyorum? Şuradan bakalım daha önemlilerine dikkat çekmeye çalışıyorum. Şöyle indeks diyorum. Mesela neyin indeksini? Şu büyük L'nin indeksini merak ettim. Kaçıncı indekste olduğunu. 5 diyor. Bakalım 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi 5. indekste. Kaçıncı indekste olduğunu da ben böyle öğreniyorum yani. Bu şekilde burada görebileceğiniz gibi birçok şey var. Birçok metod var. Bunların hepsini ben burada göstermeyeceğim. Fakat size bunlara nereden bakabileceğinizi göstereceğim şimdi. Evet, şimdi burada göstereceğim size nereden bakabileceğinizi. Şöyle bir Google'a gelelim.
Google'a geldikten sonra burada arama yerine ben direkt olarak string methods diyorum. Bunu arattığımda karşıma direkt olarak Python String Methods, VSchools diye bir site geliyor. Çok faydalı bir site, girmenizi öneririm. Burada string metodlarının hepsini yazıyor ve ne işe yaradığını yazıyor. Mesela capitalize ilk karakteri, kelimenin ilk karakterini şey yapıyor, büyük harf yapıyormuş. Mesela işte yanlışlıkla örnek veriyorum. İsimler listesi sizin elinizde hepsi küçük harfle geldiyse ve hepsini tek tek büyütmek istemiyorsanız ne yapıyorsunuz? Capitalize dediğimiz şeyi, fonksiyonu uyguluyorsunuz. Casefold dediği işte küçültüyormuş. Bunun dışında mesela alfa mesela ne diyor? Returns true if all characters in the string are in the alphabet. Yani ne diyor burada? Eğer string'in içindeki tüm karakterler alfabede varsa, yani A'dan Z'ye herhangi bir şeyse, karakterse, o zaman true döndürüyor. Değilse false döndürüyor. İşte elinizdeki bir string'in içinde sayı var mı ya da harf dışında başka bir şey var mı onu kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir sürü şey var, metod var. Bunları da tabii ki ezberlemenizi önermiyorum. Yani gelip burada hani bak bu ne yapıyormuş, bu ne yapıyormuş diye ezberlemeyin. Size kod yazarken bir şey lazım olduğunda, bir string metodu lazım olduğunda yine gelip burada bu siteye gireceksiniz. Bu siteden bakacaksınız. Örnek veriyorum işte. Ya neydi o şeyin adı işte? Soldaki boşlukları siliyordu. Bu sefer ne yapacaksınız? Geleceksiniz buna. Aa işte nerede? Restrict değil. Last işte. Return a left trim version of the string. Gördüğünüz gibi bu şekilde gelip buradan bakacaksınız yani sonuçta. Bu şekilde string metodlarını da görmüş olduk. Evet, şimdi editörümüze geri döndük. Burada şimdi stringleri öğrendik artık. Ve yeni bir tür göreceğiz. Bu da bool. Bool.py diye yeni bir dosya açtım ben burada. Şimdi bool dediğimiz şey bir önceki data tipleri dersinde aslında biraz değinmiştim. Fakat burada biraz daha içine gireceğiz. Bool dediğimiz data türü arkadaşlar true ve false. Aslında iki değerden oluşuyor. Yani bir data eğer boolsa ya true'dur ya false'dur. Başka bir ihtimal yok. Şimdi peki bool'lar ne olabilir? Şöyle geldiğimde mesela x eşittir dedikten sonra 10 büyüktür 9 diyorum. Başka herhangi bir şeyi belirtmedim. Peki bir bakalım bunun türü nedir? 10 büyüktür 9 dediğimiz şeyin türü nedir? Şimdi gördüğünüz gibi bunun klası bool. Diyeceksiniz ki hani ya true olabiliyordu ya false olabiliyordu. Hani 10 büyüktür 9 true ya da false değil. Neden bool olarak görünüyor? Şöyle peki tipini yazdırmadan önce bir kendisini yazdıralım. Bakalım kendisine. Kendisi gördüğünüz gibi true. 10 büyüktür 9 çünkü. Mesela şuraya 15 yazsaydım. Buraya 15 yazsaydım bu sefer false gelecekti. Yani bu şekilde true ya da false başka bir şeyi yok. Bool'ları direkt olarak kendimiz de böyle gösterebiliyoruz. Tabii operatörleri gördükten sonra daha çok anlam kazanacak. Bu derste onları da göreceğiz. Gördükçe tabii true false daha fazla göreceğiz şimdi. Bu şekilde aslında bool'larla ilgili değinebileceğim şey bu. Bool dediğimiz şey true ya da false olacak. Ve biz bunları şeyde kullanacağız. Yani ileride condition dediğimiz yani bir şeye bağımlı olaylarda. Mesela burada örnek gösteriyorum tamamen bunu bilmenizi şey yapmıyorum. Ama mesela if x dedim. Şöyle. Burada ben sadece şeyi yazıyorum. Şu an yazdım dediğim gibi bunu bilmenizi şey yapmıyorum. Şimdi burada if dediğim şey ne? If'ten sonra verdiğim şey true'ysa altındaki kod çalışır. False'sa çalışmaz. Burada gördüğünüz gibi şöyle. X doğru olmadığı için yani x dediğim şey false olduğu için çalışmadı. Mesela 7 deseydim. Gördüğünüz gibi doğru diye bir şey yazdırdı doğru olduğu için. Dediğim gibi şu if'i görmezden gelin. Sadece ne işe yaradığını göstermek için yazdım. Bool'larla ilgili değineceğim başka bir şey yok. Şimdi operatörleri göreceğiz.
operatörlerde bunlara biraz daha değineceğiz. Evet, şimdi videoya operatörler kısmından devam ediyoruz. Operatörleri inceleyeceğiz. Şöyle operators.py diye bir şey açtım. Tekrardan bir dosya açtım. Şimdi bizim operatörlerimiz farklı türlere ayrılıyor. Şimdi sırasıyla bunları görelim. Öncelikle ben şurada bir yorum satırı yapıp daha güzel görünmesi için. Aritmetik. Evet, yazamadım. Aritmetik operatörlere bakacağız. Şimdi aritmetik operatörler dediğimiz şeyler şunlar aslında. X'e ben 5 veriyorum. Şöyle Y'ye de 10 vermek istiyorum. Aritmetik operatörler şu işe şunlar. Mesela print diyelim veya res diyelim. Ve buna X artı Y diyelim. Şurada res dediğimiz şeyi yazdıralım. 15. Şimdi operatör burada nedir? Operatör burada artıdır arkadaşlar. Bu şekilde aritmetik operatörlerimiz aslında bizim matematik işlemlerimizi yaptığımız. Burada vs x eksi y diyebilirdim. Şöyle yazdırdığımda göreceksiniz ki eksi 5 olur. Rs'e bir çarpma işlemini nasıl yapıyorum? X diyorum ve çarpı işlemi yıldız dediğimiz işaret Python'da. Şöyle x çarpı y dediğimde 50. Onun dışında bölme işlemini slash'la gösteriyoruz. Şöyle y bölü x diyelim. Ve gördüğünüz gibi 2 geliyor. Bu şekilde Python'daki aritmetik operatörlerimiz, yani 4 işlemlerimiz bunlar. 4 işlemlerimize ek olarak Python'da aritmetik başka operatörlerimiz de var. Hemen onlara bakalım. Üs almayı Python'da yine yapabiliyoruz. Şurada z2 diyorum. Üs almayı şöyle yapıyoruz. X diyoruz, üsü alacağımız, yani taban sayımız. Taban sayımızın ardından 2 tane yıldız koyuyoruz. 2 yıldızdan sonra da alacağımız şey, yani üs ne? Üs mesela şurada z'yi ayrı belirtmemize gerek yok. Şunu siliyorum. X üssü 2. Burada mesela yazdıralım. Gördüğünüz gibi 25. Çünkü 5'in karesi 25. Bunu 3 yaparsam 125 olacak. Bu şekilde resi değiştirebiliyoruz. Üs almayı da böyle sağlıyoruz. Üs alma dışında şöyle Python'da yine başka bir özellik daha. Şu dursun tabii. Yine res diyelim. Mod dediğimiz, modülüs dediğimiz bir şey var. Bir operatör daha var. Peki bu operatör ne yapıyor? Onu göstereceğim. Şöyle bu operatörü yüzde işaretiyle gösteriyoruz. 10 yüzde 3 diyelim. Ve yazdıralım. Şimdi karşımıza 1 geldi. 10 yüzde 3 1. Yani bu nasıl bir işlem olabilir? Hemen söyleyeyim. Bu bizim 10'un 3'e bölümünden kalanını veriyor bu bize. Şimdi 10'un 3'e bölümünden kalan 1'dir. Değil mi? O yüzden de 1 veriyor. Modülüs dediğimiz şey aslında direkt olarak bu. Bunu en sık şurada kullanıyoruz. Şöyle ki x yüzde 2 diyelim. Şimdi yüzde 2 yaptığımızda sonuç 1 ise bu sayı tektir. Sonuç çiftse, sonuç 0 ise bu sayı çifttir. Aslında bunu belirlemede çok kullandığımız bir özellik mod dediğimiz şey. Ve bunun yanında şunu da yapabiliyoruz Python'da. Bölümden kalanı alabildiğimiz gibi tam bölümü de alabiliyoruz. Mesela y dediğimiz şey neydi? 10. 10 çift slash 3. Bunu dediğimde de karşıma 3 sayısı geliyor. Böylece tam bölümde yapabiliyorum. Bu şekilde aritmetik operatörlerimiz aslında bunlardan oluşuyor. Şimdi aritmetik operatörlerimiz dışında bir de atama operatörlerimiz var. Ki biz bunları aslında, ki biz bunun en temel halini şöyle şeyde görmüştük. Burada nerede? Variables'ta. Burada ne olabilir atama operatörü? Tabii ki de eşittir işareti. Şöyle atama diyorum. Burada eşittir işaretini zaten biliyoruz. Şöyle ki x'i yine belirtiyorum. 5. Y diyorum.
Şuradan G ile 8 yapayım. X'i de değiştireyim. X'i de 1 yapayım. Şimdi atama operatörlerinde tabii ki sadece eşittir işareti yok. Eşittir işaretinin dışında şöyle bir şey yapabilirsiniz. X dedikten sonra artı diyorum, eşittir diyorum, 5 diyorum. Bunu yaptığımda şunu yapmış oluyorum. X'e 5 ekle ve X'i değiştir. Artık şurada ben X'i yazdırdığım zaman şöyle artık X'i yazdırdığım zaman 6 geldi. Çünkü ben bu X'i arttırdım. Veya ben buraya gelip Y çarpı eşittir 5 dersem şuradan Y'yi de yazdırayım. Print Y dedim. Ve Y'yi 40 yapıyor. Aslında burada Y'yi 5 ile çarpmıyoruz. Y'yi değiştiriyoruz. Y'yi kendisinin 5 çarpımıyla değiştiriyoruz. Bu şekilde atama operatörleri diğer gördüğümüz, üstte gördüğümüz tüm aritmetik operatörlerle beraber çalışabiliyor. Bunu artıyla, eksiyle yapabilirsiniz. İşlem eşittir. İşlemi kaçta yapacaksanız o. Bu şekilde şimdi şurada bir de karşılaştırma operatörlerimiz var. Karşılaştırma operatörlerimiz de onu da hemen göstereyim. Nedir? Şurada x'e ben şöyle 12 veriyorum. Y'ye 22 veriyorum. Karşılaştırma operatörlerine bakalım. Karşılaştırma operatörlerimizin ilki eşit mi? Şöyle x eşit eşit y dediğim zaman şunu soruyorum ben. X y'ye eşit mi? Ve bakalım ne alacağım. Res ne gelecek? Gördüğünüz gibi false geldi. Şu üstteki yerleri yorum satırı yapıyorum. Gördüğünüz gibi false değeri geldi karşımıza çünkü bunlar birbirine eşit değil. Bunun dışında şöyle büyüktür var karşılaştırma operatörü olarak. Şu dursun şuradan. İkisinin arasına büyüktür ekleyebilirim ve yine false alırım çünkü büyük değil. Şöyle gelip küçüktür ekleyebilirim. Bu sefer true. Çünkü neden? Küçük gerçekten. Bu şekilde biz karşılaştırma operatörlerimizin sonucunda şey alıyoruz. True ya da false değer alıyoruz. Bunun dışında şöyle küçük eşittir, büyük eşittir de şöyle gösteriyoruz. Onu da göstereyim hemen. X küçüktür işareti, eşittir işareti y. Bunu yaptığımda da x küçük eşit mi sorusunu soruyorum aslında true. Şöyle yani bu 22 de olsaydı yine true alacaktı çünkü küçük eşit mi diye sordum. Karşılaştırma operatörlerinde bunlar dışında bir tane daha var. O da şu. Ünlem eşittir. Ünlem eşittir de şunu yapıyor. Tabii önce x'i yazmamız lazım. Ünlem eşittir de şunu yapıyor. X ile y birbirine eşit mi diye bir karşılaştırmamız vardı. Bu da tam tersi. Eşit değil mi aslında? Şöyle eşit olmayınca true verir. İki sayı birbirine eşitse false verir. Aslında böyle çalışıyor. Evet şimdi burada aritmetik gördük, atama gördük, karşılaştırma gördük. Ve şimdi son türü gösteriyorum. Son operatör türümüzü. Buysa logical dediğimiz şöyle mantıksal yani mantıksal operatörler. Mantıksal operatörlerde 3 tane var. Bunları tek tek şimdi görelim. Şimdi ben şunu yapacağım burada öncelikle. X dediğim bir değişken alıyorum. X'i şöyle yapacağım. 10 küçüktür 20. Yani true aslında. Y eşittir diyorum. 26 ünlem eşit 26. Yani bu ne olacak? Şöyle. Bu ne olacak burada? Artık şuradan gelip false. Üstteki ne olacak? True. Bu şekilde şöyle bir true bir false değerlerim oldu. Şimdi rest diyorum. Bunları bildiğiniz gibi matematikteki mantık da karşılaştırabiliyoruz. Peki bu mantıkta karşılaştırmak değil beraber kullanmak daha doğru olur sanırım.
Peki bunu mantıkta nasıl yapıyorduk? Bir V işaretimiz vardı. Bir veya işaretimiz vardı. Bunlar Python'da da var. Peki bunları neyle yazıyoruz? Şöyle. X and Y. X and Y dediğim şey, şuradan rest diyorum. X and Y dediğim şey şunu kontrol ediyor. X ve Y doğru mu? Yani bunlardan herhangi bir sıfır olduğunda res false verir. Mesela şurada gördüğünüz gibi res ne verdi? Şunu şöyle yapıyorum. Evet, res burada ne verdi? False verdi. Çalıştırdığında. Niye? İçinden biri false. Mesela ben bunun eşit eşittir desem, eğer ikisini de true'ya çevirirsem gördüğünüz gibi true olur. Peki şuradan and'i gördük. And dışında bir de veya mı vardı? Veya da şunu kontrol ediyor. Onu or'la yazıyoruz. Veya da şunu kontrol ediyor. İçinden herhangi biri true mu? Yani sadece biri true'ysa tamam, kabul ediyor bunu. İkisi de false olmadığı sürece veya true veriyor. Burada gördüğünüz gibi biri true, biri false iken true verdi. Peki şunu büyüktür yapsam, yani ikisi de false olursa ne olur? İkisi de false olursa false verir. Aslında bu da yani ikisi de false olunca false, ama içinden herhangi bir true'ysa o zaman true veriyor. Bir de bizim burada bir tane daha var. O da not dediğimiz. Not dediğimiz nasıl çalışıyor? Şöyle bakalım. Not x dedim. Not x dediğim şey bana false değerini verdi. Peki bunu nasıl verdi? X normalde true'ysa başına not yazarsam false olur. Bu şekilde mantıksal operatörlerimiz de böyle çalışıyor. Burada dört farklı operatör türümüz gördük. Aritmetik, atama, karşılaştırma ve mantıksal. Bu dersin son konusuydu. Bu şekilde bir sonraki derste görüşmek üzere.